23 Ocak Çarşamba gününden herkese günaydın. Mutlu bir sabah dileyelim. Merhaba, yeni gün an itibariyle başladı. Birlikteliğimiz de saat 9.45'e kadar devam edecek. Az sonra gazetelerde öne çıkanlara bakacağımız bölümü başlatacağız. Sonra da 8.30'da konuğumuz olacak bizimle. Bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş bizimle birlikte olacak. Bu hafta başkanlara yer ayıracağımızı söylemiştik. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş 8.30'da konuğumuz olacak. Merak ettiklerinizi sorabileceksiniz. Sorularınızla programa yön verebileceksiniz. Yeni güne merhaba da ilk gazetemiz bugün Havadis oluyor. Havadis gazetesi 5 çocuk 2 anne sahipsiz diyor manşetinde. Eş şiddetinden kaçan aynı adamla imam nikahlı iki kadın 5 çocuklarıyla birlikte Mausa'da tek oda bir eve sığındı. 7 kişi sefalet içinde bir yaşam sürüyor diye yazdı gazete. 5 çocuk ve biri de yolda. Türkiye'de iki kadınla imam nikahı kıyıp 5 çocuk sahibi olan baba Abdullah Sabancı'dan kaçarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen 2 eş ve 5 çocuk sahipsiz kaldı. İmam nikahıyla Sabancı'nın yanında yaşayan 2 kadından biri de 4 aylık hamile diye yazıyor gazete. Çaresiz anneler Emine Güleç ve Edibe Sabancı Havadis'e konuştu. Mecburen Kuzey Kıbrıs'a kaçtıklarını söylediler. Abdullah Sabancı Kuzey Kıbrıs'a giriş yapamıyor. Biz de mecburen kaçıp buraya geldik ama zordayız, yardım bekliyoruz ifadelerini kullanmış. 5 çocuk 2 anne sahipsiz gazetenin manşeti oldu bugün. Ve bütün yürek de Muharrem'in omuzundaymış. Küçük Muharrem 10 yaşında ve Muharrem Sabancı gece de gündüz de çalışarak ailenin geçimini sağlamaya çalışıyor Havadis'teki habere göre. Sürmanşete bakalım. Kardeş kavgasında silahlar konuştu dedi gazete. Gazi Mausa'da iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kanlı bittiğini yazıyor Havadis gazetesi. Gazi Mausa'da dün öğleden sonra tartıştığı kardeşi ulus zabitler tarafından silahla vurulan Şevki Zabitler ağır yaralandı. Kardeşi Şevki Zabitleri tasarrufundaki kanunsuz tabancayla vurarak ağır yaralayan ulus zabitler kayıplara karıştı diyor Havadis sürmanşette. Ve İran yanıyor, hemen oraya bakalım. İran'da ekonomik sorunlara tepki göstermek amacıyla başlayan gerilim ülkedeki rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Ve dün gecede 9 kişi hayatını kaybetti. 23 kişinin şu ana kadar eylemlerde hayatını kaybettiği belirtiliyor. 7. gününe girdi gösteriler. Ölü sayısı 23'e yükseldi. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı da 500'ü aştı. Gazeteden aktaracağımız son başlıklar seçimle alakalı. Erhürman UBP ile asla koalisyon olmaz dedi. UBP'den Lefke'de coşkulu miting. Narin Şefik açıkladı. Karma oy kullanacaklar. Son derece dikkatli olmalı. Ayrıntılar içte bu uyarıyla ilgili okunabilir. Geçtik şimdi Kıbrıs gazetesine. Kıbrıs gazetesi cinayet girişimi dedi manşetinde. Gazi Mausa'da zabitler petrolün sahibi Şevki Zabitler, kardeşi Ulus Zabitler tarafından vurularak ağır yaralandı. Ulus Zabitler'in öz kardeşini öldürmek istemesi bölgede şaşkınlık yarattı diyor gazete. Gazi Mausa'da dün 57 yaşındaki Ulus Zabitler'in öz kardeşini öldürmeye teşebbüs etmesi şoke edici bir olay olarak yansıdı. Kurşunlama olayı kentteki İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Zabitler Petrol İstasyonu'nda gerçekleşti. Ulus Zabitler aralarında çıkan tartışma sonucu 52 yaşındaki kardeşi Şevki Zabitler'i kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayla defalarca
ateş edip vücudunun muhtelif yerlerinden vurarak ağır yaraladı. Ulus zabitler olayın ardından da kayıplara karıştı. Şevki zabitler istasyondan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi Mosa Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Şevki zabitlerin hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi serviste müşahede altına alındığı da öğrenildi. Olay bölgede korku yarattı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerindeki çok sayıda mermi kovanı da emare olarak alınırken kurşunlamanın dakika dakika güvenlik kameralarına da yansıdığı kaydedildi. İşte çok daha ayrıntılı şekilde detaylar paylaşılıyor bu gazetemizden. Logonun yanına göz atalım. Kıbrıs Türk Hava Yolları'ndan kalma 4 milyon Türk liralık borcu devlet ödeyecek başlığı kullanılıyor. Ayrıntılara bakalım. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın kirasında bulunan Airbus uçaklarının motor ve bakım tamirlerini gerçekleştiren şirket alacaklarına karşılık dava açtı. Dava sonucunda devlet Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın borcuna karşılık söz konusu 800 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 630 bin Türk liralık bir tazminat ödeyecek. İlk sayfadan aktaracağımız diğer haberlere de bakalım. Adli olaylar var. Çete üyeleri tek tek yakalanıyor. Ozanköy ve Lefkoşa'da ev basıp tahta ve demir sopalarla adam dövüp para çalan Nijeryalı iki grup arasındaki şiddet olaylarıyla ilgili iki kişi daha yakalanmış. Detaylar işte. Kundakçılıkta suçlandılar. Biz yapmadık dediler. Gazi Mousa'da Rum plakalı iki aracın kundaklanmasıyla ilgili iki kişi mahkemeye çıkarıldı. Haklarında üçer günde tutukluluk emri verildi. Son haber başlığı. Kızının 13 yaşındaki arkadaşına cinsel saldırıda bulundu. Bu haberde içte detaylandırıldı. Geçtik yeni düzene. Kardeş kardeşi vurdu manşette. Mousa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olay şok etkisi yarattı. Mousa'nın tanınmış iş adamlarından zabitler petrolün sahibi 52 yaşındaki Şevket. Zabitler abisi 57 yaşındaki Ulus zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başta göğüs altı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Şevki zabitler ağır yaralandı. Ameliyata alınan Şevki zabitlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus zabitler kayıplara karıştı. Polis zanlıyı arıyor. Kardeş, kardeşi vurdu. Yeni düzende manşetti. Ve seçime geri sayım. Şölen ve mitinglerin düzenleneceği hafta bu hafta. Cumhuriyetçi Türk Partisi 6 Ocak'ta İnönü Meydanı'nda miting düzenleyecek. Ulusal Birlik Partisi de 6 Ocak'ta Atatürk Spor Salonu'nda bir miting düzenleyecek. Toplumcu Demokrasi Partisi bu akşam Acapulco Resort Otel'de büyük bir büyük dayanışma gecesi şöleni düzenleyecekmiş. Demokrat Parti 5 Ocak'ta Atatürk Spor Salonu'nda demokrasi şöleni düzenleyecek. Halkın Partisi 3 Ocak'ta Atatürk Spor Salonu'nda büyük buluşma mitingini gerçekleştirecek. TKP Yeni Güçler 4 Ocak'ta Hidden Garden'da yemekli bir şölen düzenleyecek. YDP dün akşam Mousa'da şölen yaptı. Lefkoşa'daki mitingi ise net değil. MDP şölen veya miting yapmayacakmış. Geriye sayım devam ederken siyasi partilerin bu hafta gerçekleştireceği şölen ve mitinglere ilişkin de bilgi aktarılmış. 42 yılda 26 hükümet 39 da bakanlar kurulu gördük. İçte detaylar. Yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşmede yeni bir dönem başlayacak. CTP Genel Başkanı Erhürman gazetecilerle buluştu. İçte detaylar. Karpaz'a göz diktiler. Özgür Gün Karpaz emirnamesini yırtıp atacağız dedi. Yapılaşma sinyali verdi. Siyasiler, çevreciler ve şehir plancıları ise ayağa kalktı. Geçtik Afrika'ya. Kızlar 9 yaşında hamile kalabilir. Afrika gazetesinin manşeti bugün. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı bir açıklamada kız çocukların 9, erkek çocuklarınsa 12 yaşında evlenebileceğini duyurmuş. Diyanete göre kızın adet görmeye başlaması hamile kalabileceğinin de işareti sayılıyor. Kızlar 9 yaşında hamile kalabilir başlığı kullanılıyor haberde. Mousa'da şok kardeş kardeşi vurdu. Mousa'nın tanınmış iş adamlarından zabitler petrolün sahibi 52 yaşındaki Şevki zabitler 57 yaşındaki abisi Ulus zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Göğüs alt kısmı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu zabitler ve ağır yaralandı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik dün bir açıklama yaptı. Sonuçların açıklanması geçmiş yıllara oranla daha uzun sürecek dedim. Gayri resmi sonuçları pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz açıklamasını da yaptı. Propaganda sürecinin cumartesi saat 18'de sona ereceği hatırlatmasını yapıyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve 7 Ocak pazar günü 19'a kadar da yayın yasağı bulunduğunu hatırlatıyor. 19'da 21 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiler kullanılabilecek. Narin Şefik yaptığı açıklamada karma oy kullanacak olanları da uyarıyor dikkatli olmaları konusunda. Geçtik halkın sesine, abiden kardeşe kurşun yağmuru. Mausa'da ulus zabitler kardeşi Şevki zabitlere kurşun yağdırıp ağır yaraladı. Mausa'da abi kardeş arasındaki husumet kanlı bitti diyor gazete. Mausa'nın tanınmış iş adamlarından Zabitler Petrol'ün sahibi 52 yaşındaki Şevki Zabitler, abisi 57 yaşındaki Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ulus Zabitler petrol ofisinde bulunan kardeşinin yanına gitti ve burada iki kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ulus Zabitler tabancasını çekti ve kardeşini defalarca ateş ederek yaraladı. Haberal Kıbrıs'tayız şimdi. Selfitis hastalığı demiş manşette gazete. Aile danışmanı ve uzman sosyolog Nihal Salman'ın açıklamalarına yer veriyor. Sanal ortamda sosyalleşme asosyalleşmedir. Sosyal medya ile ilişkiler yaralanıyor açıklamaları bulunuyor. Dipsi Metro 2 geldi, Rumlar telaşlandı. Vatanda manşette Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Cuma günü Kocaeli'ye gelmişti. Rum basını Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğal gaz yatağı bulduğunu iddia ediyor. Bu haber Güney kaynaklı olarak Vatanda yer buldu. Hedefimiz eğitim kalitesini artırmak Demokrat Bakış'ın manşeti. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş erken genel seçim çalışmalarına hız vererek ziyaretlerini sürdürüyor ve bununla alakalı yapmış olduğu açıklamalar da ilk sayfada. Hedefimiz eğitim kalitesini artırmak. Star Kıbrıs gazetesi 7 Ocak gecesi uzun olacak başlığını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayri resmi sonuçları pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceğimizi düşünmüyoruz dedi. Geçmiş yıllardaki gibi değil, daha uzun bir süreye ihtiyaç bulunacağına ilişkin Narin Şefik'in açıklaması var sonuçları görebilme bakımından. 3 şekilde oy verilebileceğini de hatırlatıyor. Mühür, mühür artı tercih ve karma oy şeklinde. Karma oy verilecek olanları da uyarıyor dikkatli olmaları için. Ortama geçtik Çakıncı otantik ve butik oteller desteklenecek dedi. TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı yapmış olduğu ziyaretlerde turizme ilişkin açıklamalar yapmış, otantik ve butik otellerin destekleneceğini söylemiş. Detaya geçtik. Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Başbakan yasaları bilmiyor dedi. Yayınladığı bir açıklamada Karpaz bölgesinin doğal güzelliğinin korunması için çıkarılan fakat başbakanın seçim süresi içinde yırtıp atacağını iddia ettiği Karpaz emrinamesi hakkında sarf ettiği sözlere Şehir Plancıları Odası tepki gösterdi. Kıbrıs Postası'ndayız. Afrikalı çete üyeleri öğrencilikten yırtıyor. Kıbrıs Postası çete dosyasını aralamaya devam ediyor dedi. Kuzey Kıbrıs'ta her bölgede en az bir örgütlü çete bulunuyor. Sosyal medyada da örgütlü bulunan her çetenin kendine özgü bir lideri, sembolü, rengi, selamlaşma ve işaretleşme şekli de varmış. Para hangi muhalefet verildi? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yüksek getiri vaadiyle topladığı 511 milyon Türk lirasından 120 milyon Türk lirasını Kuzey Kıbrıs'taki şahsi hesabına aktardığı ve bir kişiye de 6 milyon Türk lirası verdiği belirlenmiş Volkan'da manşette. Diğer Volkan gazetesi iktidar bizim işimiz bunlar bağları bozdu biz yeniden kurduk diyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'nın açıklamaları. Haberatör Çakıcı her eve en az bir maaş girecek açıklamasını yapmış. Kıbrıs manşet 25 bin özel sektör çalışanına %30 prim desteği vereceğiz başlığı altında. Güzel Yurt'ta Ulusal Birlik Partisi'nin gerçekleştirdiği mitingde öne çıkan açıklamaları manşete taşımış. Fark burada diyalogda manşet oldu. Kuzeydeki 17 gölette toplam
2.895.000, güneydeki 18 gölette ise 39 milyon metreküp su bulunuyor. Hakikat UBP farkı dediği Güzelyurt'ta gerçekleşen şöleni bu başlık altında aktardı. Yeni bakış eğitim yapboz tahtasına döndü dediğim. Güneş Güzelyurt büyüyecek başlığı altında Güzelyurt'ta gerçekleşen mitinge ilişkin ayrıntıları tam sayfa şeklinde okuyucuyla paylaşmış. Bunlar bizim gündemimiz. Dönelim şimdi de süratli şekilde Türkiye ve dünya gündemine. Habertürk gazetesi İran'da 6. gününe 7. gününe giren protesto gösterilerini ilk sayfaya taşıdı. İran'da 6. günde ölü sayısı 28 oldu diyor. Gece boyu protesto gösterilerinin devam ettiğini de aktarıyor. Bumerang senaryosu Hürriyet'te manşet olmuş. İran'da ülke çapına yayılan eylemlerin ılımlı lider Ruhani'ye karşı muhafazakar kesim tarafından başlatıldığı düşünülüyor. İddiaya göre kontrolden çıkan olaylar bumerang gibi dönüp rejime yönelmeye başladı. Cumhuriyet gurbetçi unutuldu diyor manşette. AKP hükümeti attığı imzayla Avrupa ülkelerinden sosyal yardım alan yurttaşları zora sokmuş. İran'ın zor sınavı protestolar dinmiyor. Bugün Milliyet'te manşet oldu. İran'da ölü sayısı 30'a yaklaştı. İran'daki olaylara ilişkin manşette ayrıntılar. Kahramanlara toz kondurtmam başlığı kullanılıyor. 15 Temmuz'da köprüde direnen kahramanlara provokatör diyen darbeci yarbaya mahkeme başkanı böyle bir cevap vermiş. Sabah'ta manşet oldu. Hamani meydan okudu. İran'da şiddet tırmanıyor. Bu da Star'dan aktaracağımız haber başlığı oldu. Bunlar sadece bazıları, dünyadan ve Türkiye'den öne çıkanlar. Çok daha fazla ayrıntıyı okuyabileceksiniz. Kısa bir ara, sonra buradayız. Bir ara verdik, yeniden stüdyoya döndük. Şimdi spor gündemine bakacağımız bölüme başlayacağız çok süratli şekilde. Alagöz'den buraya kadar Kıbrıs gazetesinde manşet olmuş. Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin iddialı takımı Mafri'nin koçu Kadri Alagöz görevinden istifa etmiş. Topaloğlu'ndan buraya kadar Havadis'te manşet oldu. Süper Lig'de İskele temsilcisi Gençler Birliği'nde deprem üstüne deprem yaşanıyor. Takımdan ayrılan önemli oyuncuların ardından teknik patron Hasan Topaloğlu da görevi bırakmış. İskele'de bir dönem sona erdi. Yeni düzende bu başlık altında Hasan Topaloğlu'nun görevden ayrılışına yer verildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör görevden ayrıldı. Afrika'da Topaloğlu buraya kadar dediği başlığını kullandı. Teknik direktör Hasan Topaloğlu'ndan buruk veda, elveda İskelem. Halkın sesine bakalım. Emre İmam'ın yıldızı Güney Kıbrıs 1. Lig ekiplerinden Nea Salamina'da parlıyormuş. Nea Salamina'nın yıldızı Emre dedi gazete. YDÜ zorlu Ekaterinburg deplasmanında detayda manşet oldu. Yakında üniversitesi kadın basketbol takımı Euroleague'de mücadelesini sürdürüyor. Ekaterinburg deplasmanında yer alacak. File'de çifte galibiyet, bu da diyalogda manşet. Doğu Akdeniz Üniversitesi erkeklerde Çamlı, kızlarda YDÜ'yü mağlup etti. Digem son anda kazandı. Yeni bakıştan aktaracağımız haber oldu bu da. Handball Büyükler Ligi'ne hazırlık maçında YDÜ ile karşı karşıya geldi Digem. Ve iddialı olduğunun sinyallerini de verdi. Spora özgür gün damgası Güneş'te manşet oldu. Başbakanın açıklamaları ve spora katkıları da Güneş gazetesinde manşette yer buldu. Bunlar ve daha fazlası var. Ben bu kadarını aktarıp size bırakacağım okuyabilmeniz için. Çok kısa bir ara vereceğiz. Az sonra da Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş'la birlikte olacağız. Thank you.
Reklamları izledik, stüdyoya döndük. Seçim için artık son haftaya girmiş olduk. Hem bu süreçte parti genel başkanlarını ağırlayacağımızı söyledik bu kuşakta. Son kez en azından biz de dinleme şansına sahip olacağız ve merak ettiklerimizi sorup son hafta üzerinde de sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Bu bağlamda bugün Demokrat Parti Genel Başkanı, parantez açalım aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz diyelim size. O kadar kısa bir zaman dilimi dahi olsa son derece yoğun bir zamanı geçirip son derece yoğun şekilde çalışıp nihayet son haftaya girdik seçim için. Tabii bu sizin için geçerli bu çalışma kısmı. Alelacele gidildi. Alelacele gittiğimiz galiba ilk seçim. Evet. Dolayısıyla hem alelacele gidiyor oluşumuzla beraber ne kadar içselleştirebildik acaba, ne kadar seçim havasına girebildik merak konusuyken kapıda bulduk işte birkaç gün sonra pazar günü de sandığa gideceğiz. Bu farklılık kattı mı bu kadar alelacele bir seçime gidiyor olmamız her anlamda? Yani neden seçime gidildiğinin sebebi henüz açıklanmış değil, öyle gittik işte. Bir hotli meydanlaşma, hadi sen daha kahramansın, ben daha kahramanım, vay sen seçimden korkan, yok ben korkmam, seçim. Siyasi partiler, adaylar kendisini o seçim heyecanına tabii ki kaptırdı ama vatandaş açısından durum aynı değil. Bir de farklılık var geçmiş seçimlere göre ki bu şimdi yaptığımız doğrusudur, böyle işte meydan mitingleri, efendim konvoylar, bap orada burada koşturmalar, bilmem olur olmaz her yere afiş asmalar vesaire, o yok. Hı hı. Bu seçimlerde televizyonlar, sosyal medya, gazeteler, çağdaş imkanlar daha fazla kullanıldı bütün partiler tarafından. Belki onun etkisiyle vatandaş henüz tam girmediği seçim havasına diyorum ama neticede 4 gün kaldı işte. 4 gün sonra bir seçim olacak. Zor bir seçim olacak. Oy kullanmanın zorluğundan tutun, oy sayımının daha zorluğuna, da zaman alacak. Gözlemcilerin yaşayacağı zorluklara, sandık kurullarının yaşayacağı zorluklara bir de onu çekeceğiz daha. Ama işte en fazla bir haftaya kadar da bir sonuç ortaya çıkmış olacak. Bu da ilk olacak. Da genellikle evet. Hep gayri resmi sonuçları en azından akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde. Sabaha doğru çıkardı. Şimdi öyle olmayacak gibi. Şimdi hani seçime gidiyoruz alelacele, hala kimse anlamış değil dediniz. Şimdi hükümet ortağınız halktan yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diyerek 5 yıllık bir görev süresi için destek istiyor. Hatta tek başına iktidar vurgusunu öne çıkarıyorlar ama eğer gidişat iyiyseydi neden 9 ay daha devam edilemediği konusunu sorsam size? Yani cevabım bilmiyorum olur. Çünkü Salı günü Haziran mı, Temmuz mu, Ağustos mu konuşurken ve tamam şu Haziran'ı şimdi bir değerlendirelim. Çünkü orada ikisini yani hem yerel hem genel seçimi bir defada yapalım. Bu hem zamandan önemli bir tasarruftur hem de bütçeye 4,5 milyon gibi bir önemli tasarruf sağlarız diye bir argümanım vardı. Siyasetten de daha doğru bulurdum doğrusu ikisinin birlikte olmasını. Tamam bunu bir konuşalım, düşünelim, bunun üstünde arkadaşlarla görüşeyim diyerek Bakanlar Kurulu'ndan ayrıldık. Çarşamba gecesi muhalefet seçim tarihi. Şimdi bu sizin için ilk değil ama değil mi? Bir, yani hükümet ortağınızla farklı konuşup ya da farklı ben bunu hep yaşıyorum. Hep bunu yaşıyorsunuz. Daha önce de bir yurt dışı ziyaretinizdeyken. Evet. Hükümetin bozulduğunu öğrenmiştiniz. Hükümet doğru bozuldu. Mu hatırlıyorum? Tabii. Benim bir milletvekilim, UBP'den 4 milletvekili, yeni bir parti kuruldu. Gelene kadar bakan gittik, milletvekili döndük. Bunları hep yaşadım siyasette. Artık alıştım mı diyeyim. Yani bir sıkıntı var bu açıdan ama ne görüyorsunuz bir şey bu seçimle ilgili? Şimdi çok ilk kez tüm bölgelerde vekil seçebileceğimiz bir sisteme dahil oldu. Bu son derece önemli. Hatta bu en çok da işte partizanlığı ya da bölgeciliği ortadan kaldıracak vurgusunu öne çekti. Biraz örneklerle ne kadar bu algıdan uzaklaşabildiğimizi az sonra sormak isterim size ama ilk kez böylesi bir sistemle seçime gidiyoruz. Zaman da çok kısıtlı. Ne kadar doğru anlatabildik, ne kadar doğru hazmedebildik? Burada soru işaretleri yani, var galiba. Gerçekten bu konuya girmeye de çekiniyorum. Neden çekiniyorum?
akıllar zaten karışık, daha da karıştırmayalım diye. Çünkü yasa yapıcı olarak meclisin ürettiği ve hedeflediği seçim sistemiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun okuyup algıladığı ve uygulamaya koydurttuğu seçim yöntemi arasında farklar var. Hatta yani sayım yöntemi arasında bile farklar var. Onun için biz şöyle düşündüydük ya, işte şu ama öyle değil de şimdi budur diye bir şeye girmek istemiyorum. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun ortaya koyduğu yöntem bize göre doğru yanlış hiç önemi yok artık. Neyse, Yüksek Seçim Kurulu'nun ortaya koyduğu o uygulanacak. Bölgeciliği bu kaldırıyor mu ortadan bu sistem? Hayır. Biz o dönem bayağı önerdik. İlk tartışılmaya başlaması bunun 2008'ler 9'lardır. Hatta belki biraz daha öncesi. Bu çarşaf liste olayının. Bizim orada bir önerimiz vardı. İkiye bölelim meclisi. 20 kişi. Bütün adadan seçilsin. Hiç bölge farkı koymaksızın. 30 kişi de dar bölgeden seçilsin. Bölge temsilcisi olarak seçilsin. Hatta yasada değişiklik yapalım. Bu dar bölgelerde bağımsızların da kazanma şansı olsun. Ama bilsin ki bu 30 kişi dönemin sonuna kadar milletvekilidirler. Bakanlık talepleri olmayacak. İşlerinden birinin herhangi bir milletvekilliğinden istifası, Allah korusun, herkese ömür versin, vefatı halinde ara seçim yapmaya gerek kalmaksızın alttan en üst seviyede kaybeden kim ise o yerine girsin. Diğer 20, bütün adadan seçilecek olan 20 içerisinden de bakanlar atansın. 3 tane çıkarttınız. Siz ama iktidardasınız. Ama çok değerli de bir insan var orada. Bilmem hangi partiden aday çıkmış. Onu da bakan olarak gösterme imkanınız olur böylelikle. Bunu ilk başlarda ortaya attık. Reddedildi. Kabul edilmez bu dendi. Biz hala daha bu yöntemin çok daha iyi bir yöntem olacağında ısrarcıyız ama sonra işte bu son dönemde direkt çarşaf liste yapalım dedim. Her parti kendisi hesaplasın hangi bölgeden kimleri aday gösterecek ve neticede en çok oy alan vekiller arasından yine deont sistemiyle milletvekilleri ortaya çıksın. Bu sefer küçük bölge vekilleri buna karşı çıktı. Onları da tatmin etmek için bir takım değişiklikler. Pratikte yaşanacak zorluklar bu yasayı yaparken, başka birkaç yasada daha olduğu gibi, pratikte ne zorluk çıkacak, ne aksaklık çıkacak hiç düşünülmeksizin, pratiğe yansıtılmaksızın bu yasayı geçirdik ve uygulamaya girdi. Daha yasayı geçirdik, ne Cumhurbaşkanı ne Yüksek Seçim Kurulu doğru dürüst incelemesine fırsat bulmadan seçim tarihini geçirdik. Alelacele. Dememin nedeni bu. Şimdi siz daha siz kendiniz özümseyememişsiniz yasayı. Halka anlatacaksınız. Halka anlatırken farklılıklar çıkacak mı? Yüksek Seçim Kurulu ile aranızda. Onu çözmeye çalışacaksınız. Yani burada bütün siyasi partiler yanlış, bizim istediğimizin dışında bir yorumlama olduğunu göre göre netice hepimiz geri adım attık. Çünkü iyice karışacak ortalık. O yandan bütün partilerin hakkını vermek lazım. Israr edip, inan edip, üstüne üstüne gidip, hayır öyle değildi, böyle değildi kavgası çıkarmak tam bir kaos yaratacaktı. Böylesi bir seçim. Şimdi geçmiş seçimlerde şöyle 2-3 gün kala artık tablo netleştirdi. Tablo aşağı yukarı ortaya çıkardı ve dedik ki budur sonuç. Şimdi onu da söyleyemiyoruz. Neden diyemiyoruz peki? Yani bu partiler açısından değil de şimdi bu sistem bize 3 farklı yöntemle oy kullanmaya imkan tanıyor. Ya mühür vuracağız, ya mühür artık tercih yapacağız. Ya da karma oy kullanacağız. Nedense bu karmayla ilgili ciddi endişeler var ve Yüksek Mahkeme Başkanı da uyarı yapıyor. Çok dikkatli olunması gerektiği noktasında. Bu mudur biraz da bu flu ortamı hani netleştiremeyen? Yani o var elbette. Karma çünkü oransal olarak dağılmaz. Kime ne kadar gideceğini bilemezsiniz. Ne kadarı doğru işaretlenebilecek ve yanmayacak onu bilemiyoruz. Dolayısıyla onun yarattığı bir pus var ortada.
Bu karma oy işi tabii geçmişte de vardı. Ve aslında bu yasa geçirilirken karma oy kaldırılsın diye 3 parti başkanı mutabık da kaldık. Ama bunu milletvekillerine anlatamadık. Çünkü herkes karma oydan kazandığını düşünüyor ki yanlış. Biraz daha açayım karma oyu. Karma oy sistemi kaldığı müddetçe siyasi partiler, şimdi işte manifestolar, programlar vesaire, unudun. Ben kendim yaşadım bunu. İlgili bakana dersiniz ki ya şunu, partinin programı budur, hükümet programı da budur, bunu böyle yapmamız lazım. Hayır, benim tabanım buna karşıdır. Ya senin tabanın kim, parti değil mi? Ben karma oylarla seçildim, bitti. Parti programı, parti propagandası hiçbir işe yaramaz. Yani partileri daha da zayıflatacak bir durumla yani karşı karşıya kalırız? Yani siyasal partilerin önemini ortadan kaldıracağız. O zaman siyasal partileri kaldıralım ortadan. Herkes bireysel aday olsun. 10 bin aday çıksın, 10 bin adayın içinden seçelim 50 kişiyi. Yani oraya gidiyor iş. Şimdi geçmiş seçimlerde de vardı dedim karma sistem, ama örneğin Lefkoşa'da 16 kişinin içinden 8 kişi belirlediniz. Bu kolaydı. Tabii bu kolaydı derken bunun bir de olumsuz tarafı şuydu. Bazı kişiler karma oy avcılığı yapmak suretiyle, gel Baykan, gel Serdar, gel Ahmet, gel Mehmet, biz karma kullanalım. Tamam, kullanalım. Gidilir bulunurdu bir vekil. Ya işte bak, birazcık bize katkıda bulun da karmacıkların içine seni de koyalım. Birilerinin rant kapısıydı. Bir nevi listecilik yapılıp bundan bir... Birilerinin rant kapısıydı. Mesleki dayanışmalar vardı. Hangi partiden olursan olsun işte şu meslek grubu, birbirimize destek çıkalım. Şu bölge grubu, birbirimize destek çıkalım gibi partileri kenara koyup bireysel yapılan çalışmalar vardı. Şimdi bunu çok daha büyük bir zeminde Dipkarpaz'dan Yeşil Irmağ'a kadar ortaya koyulan bir liste içerisinde yapmaya çalışanlar var. Bunların bir kısmı yine bölgecilik üzerinden hareket etmektedir. İşte Leymos'un da baktığı vesaire. Bir kısmı mesleki dayanışmadır. Ki manası yok aslında. Bir kısmı yine gelir kapısı olarak görmekte ve bir kısım insanların oyunu kendi lehine kullanmaktadır. Yani bu memlekette hala daha oy satın alınmadığını, oy satılmadığını iddia eden parti hala daha varsa çıksın ortaya da söylesin. Bakın, seçimlere 4 gün kala söylüyorum bunu. Çıksın ortaya ve bir iddiada bulunsun. Böyle bir çıkışınız olmuştu geçmişte. Olmuştu. Mecliste grup da kurdu. Mecliste o ilerletilemedi. En çok oy alan ve bu konuda uzman olan partiler dönüp hadi ya böyle şey de mi oluyor deyince dedim yani siz dalga geçersiniz ve böyle bir sorunun ortadan kalkmasını istemezsiniz. Hani oy satın aldınız mı? Bilir misiniz, hiç almadık ve bu alanları ifşa edelim diye bir şey söyledim, kendime attım ortaya. Sırf konunun üstüne gidelim ve ortadan kaldıralım diye. Şimdi örneğin o çalışma nedeniyle ve o girişat nedeniyle 2 yıl cezası vardır. Böyle bir şey yakalandığı anda hem alan hem yani satan. Bir menfaat elde ediyor. 2 yıl oyu bir menfaat karşılığı veren 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Peki bu son gördüğümüz kampanya dahilinde Şimdi onu merak ediyorum. Bazı partilerin yansıyanlar oldu örneğin. Basına yansıyanlar oldu. Bunlar ne olacak mesela? Hangisinden bahsediyorsun? Yani bazı işte adayların kendi kişisel şeyleriyle hareket etme noktasında ortaya koydukları, bunlar o kısma girmiyor mu peki? Şimdi giriyor herhalde ki Yüksek Seçim Kurulu açıklama yaptı ve dedi ki mevkisi ne isterse olsun 2 yıl cezası vardır bu işin, alanında vereninde diye bir açıklaması var. Ve şeyi merak ettim ben, yani vaatler var, bir kısmı bayağı absürt vaatler, bunun yerine gelmemesi, bunun için oy veren kişiler olacaktır sadece o vaat nedeniyle. Bu cezai kapsam içerisine girer mi? Ama girmiyor anladığım. Daha fazla bireysel etkinliklerdir mesela. Ama tekrar açık söyleyeyim. Bu karma oy işinden dürterek ve bunun üzerinde de uzun süredir çalışan
Yani benim kendim bildiğimde mamma isterim deyip olmaz vermiyorum dediğimde kaçan insanlar da var bunların içinde. Bu çalışmaları yapanların içinde. Büyük bir çoğunluğu yanacak bu oyların. Dolayısıyla etkisi ne kadar olacak onu bilemiyoruz. O nedenle diyorum ki fludur şey. Tablo. Tablo. Ama şu gerçek var. Üç büyük parti yine içeridedir. Kimi görüyorsunuz? Dördüncü kim olur? Üç büyük bellidir. Mecliste. Bellidir üç büyük. Siz varsınız. Evet. CTP var. UBP var. Geri kalanlarla ilgili öngörünüz İşte kim girecek onu bilmiyoruz. Yani bir tane daha girecek. Yani bu üç parti kesin olarak mecliste evet. yer alır diyorsunuz. Bir de dördüncü olabilir. Üç de kalabilir. Bakın bunu bir haftadır söylüyorum bunu. Hani diğer partiler tamamen gözlemlerden diğer partiler baraj altında kalabilir. Net yani. Var mı elinizde hani bununla alakalı bir... Yaptığımız araştırmalar elbette var. Kendimiz için yaptığımız araştırmalar. Ona dayanarak yaptığım gözlem sahadayım. Yani dolaşıyorum ortalığı. Gidişat o noktadadır. Ama dördüncü giremez mi? Hayır girebilir. Ama kıl payı. Peki bu noktada genel çerçeve içinde ortaya konulan bir sürü parti politikası var. Bir sürü manifesto var. Kitapçık şeklinde okuyoruz, bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Kimi çok ütopik hedefler, kimi ayakları yere basmayan plan ya da projeler. Kimisi daha sağlıklı planlama içinde olunabileceğine dair bir takım his ya da görüşler ortaya koysa da bir de bugüne kadar uygulananla sonrası arasında bir fark ortaya konuluyor. Siz parti politikasını şekillendirirken bu yeni dönem için... Yenilikler de kattınız. Bu kimilerince biraz samimi de bulunmadı ama parti politikasını biraz konuşmak gerekirse farklılık ne olarak ortaya çıktı bu seçimde sizin için? Biz bu seçimlerde ortaya koyduğumuz manifesto ta başından beri anlatmaya çalışıyoruz. Partinin felsefesini ortaya koyduk. Özüne dönüş yaptığını partinin hem gösterdiği adaylar ile hem kuruluş manifestosunda var olan hedefleri yeniden çağdaşlaştırarak, bugüne de uyarlayarak ortaya koyduk ve yayınladık. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir vaat yoktur orada. İşte gelecek dönem at arabası alacağım da binesiniz üstüne gibi hedefler yoktur. Neden? Var mı bunları koyanlar? Var tabii. Yani bunu değil ama benzeri şeyler var. Neyse onlara yani başka partilere yönelik bir şey söylemeyeyim. Biz kendi felsefemizi liberal demokrat bir partidir demokrat partiyi yeniden hatırlatmak istiyoruz ve onu ortaya koyuyoruz. Çünkü kuruluş bildirgesinde bunlar vardı. Sayın Adaoğlu'yla birlikte Allah iyi saatler versin birlikte yazarken o kuruluş bildirgesini bütün bu özgürlükler, eşitlik, fırsat eşitliği, liberal demokrat yaklaşımlar, efendim sosyal devletin güçlendirilmesi, bütün bunları içine koyarak yazmıştık kuruluş bildirgemizi. Sonra ondan bir kopuş oldu. Yeniden yörüngeye sokuyoruz aslında gemiyi. Şimdi geleceğe yönelik vaat. Biz diyoruz ki ya son 1,5 yıldır 3 tane bakanlık var elimizde. İkisindeki başarımız ortada. Bir tanesinde tam istediğimiz yere ulaşamadık. Nedenleri var işte karma oy vesilesi. O nedenle söyledim yaşadık diye. Ama maliye gibi zor bir görevi şu 1,5 yıl içerisinde hükümetin karşısına çıkan her sorunu çözme, ortadan kaldırma, uzlaştırma, önünü açma noktasında Demokrat Parti'nin yaklaşımları ve başarısı çok açık bir şekilde ortada. Denk bütçeyi yakaladık. Bu kendi ayaklarımız üzerinde durma, kendi evimizin efendisi olmanın en katı zeminidir. Bunun üstüne inşa edersiniz her şeyi. Bu noktaya ulaştırdık ülkeyi. Şimdi diyoruz ki izin verin bunun devamını getirelim. Çünkü biz ne yapacağımızı biliyoruz. 2018 bütçesi geçmedi. Yeni bir bakan atansın oraya. Demokrat Parti iktidarda ama bir yeni bakan atadık oraya. O yolu bulup geçinceye kadar öyle bir zorluk çekilecek inanamazsınız. Biz şimdiden başladık. Ne yapılması gerekir diye çalışmaya.
Niçin? Çünkü alacağımız sorumluluğu biliyoruz. O sorumluluğu aldığımızda nasıl hareket edeceğimizi şimdiden tasarlamazsak o gün geldiğinde duvara vururuz toplum olarak. Bunların hatırlatmasını yaptık. Bütün ilanlarımız da o doğrultudadır. Ve dedik ki biz gelecekte daha özgür, daha eşitlikçi, daha fırsat eşitliğine dayalı, daha demokratik, demokrasiyi de gerçek anlamında yaşadığımız bir ülke kurma hedefiyle yoldayız. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Onaylıyorsanız onay verirsiniz. Diyorsanız ki yok canım, bizim devlet için çalışana ihtiyacımız yok. Benim kıçağıza, benim oğlancağa bir şey verirsem bugün tamamdır. Değilse boş ver, ne devleti, ne ülkesi, ne geleceği diyorsanız o zaman zaten bizim siyasette işimiz yok. Hükümetin bir bütün olarak ortaya koyduklarından siz diyorsunuz ki biz maliye, özellikle de maliye temelli kurulandığımızla alakalı ama hani bu temel üzerinden gidersek hükümetin bütünündeki kimilerine göre bir başarısızlık olarak atfedilen uygulamalar ya da eleştiriye sebebiyet veren uygulamalar sizi nasıl etkiler peki? Yani göreceğiz, onu halk bilir günün sonunda. Ama şu gerçek var mı? Bu hükümet kuruldu, kurulalı her sorunun muhatabı kimdi? Siz oldunuz. Bütün ortaya çıkan sorunların çözüme ulaşmasını sağlayan kimdi? Neden bu kadar hani iyi izahta da kötü konularda da siz aldınız bu sorumluluğu? Hep sordum size. Halka karşı bir sorumluluğum var çünkü yani halkın bir kesiminin bir sıkıntısı var. Onun için de gelmiş bağırıyorlar. Ama çok da eleştirilen siz oldunuz. Güzel, orada bağırıyorlar. Buna sırt dönüp saklanmak beceriyse, sorumluluksa bundan sonra bütün siyasetçiler bunu yapsın. O sorunu çözmek için o kızgın eyalinin arasına girmek onlara duyduğum saygının gereğidir benim açımdan. Ve yani bunu değiştirmem de mümkün değil. Peki bugün Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı olduğunuz şeyi görmezden gelirsek, bir sıradan vatandaş olarak değerlendirirsek. Mesela bugün oldu, hani bırakın hükümetin icraatlarını savunmak anlamında, TV programlarında görmek istediğimiz, belki başkanlarla birlikte tartışma zeminlerinde görmek istediğimiz bir başbakan var. Ama sessizliğini korumayı tercih ediyor ya da sessizlik içinde kalmayı tercih ediyor. Az önce söylediğinizden hareket edersek, hani bu sizin Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı, hükümet ortağı olmanızı bir kenara koyarsak, bu sessizliği siz bir vatandaş olarak nereye koyuyorsunuz peki? Yani siz nereye koyuyorsunuz? Koyamıyorum açıkçası. O zaman bir vatandaş olarak benim de koyamamam doğru değil mi? Önemli olan bakın, bütün o sessizliğe rağmen hala da gayet iyi durumda bir yapı var. Şunu kabul edelim, bu partinin, Ulusal Birlik Partisi'nin tabanı, üst kademesi ne kadar birbirini yese taban sağlam duruyordu. Şimdi biraz sıkıntı var diyorlar ama zannetmiyorum. Çünkü sağlam bir taban var. Ama tavır, ülke yönetimi, ülkenin geleceğini oluşturma açısından ortaya konan tavır, en hafif deyimiyle halka saygısızlık tavrıdır. Ve bu çok genel yaşanıyor. Ama halk bunu öyle algılamıyorsa, onu da halk bilir. Yani benim söyleyebileceğim bir şey yok orada. Bunu doğru karşılayanlar var, yanlış karşılayanlar var. Ona peki göre hadi karar hükümet icraatlarıyla ilgili bunu bir nebze anlayalım. Belki hani tepkisel yaklaşımları çok fazla göğüslemek istememekle alakalı olabilir. Ama örneğin bu tartışma zeminlerinde bir seçime giderken halkın da en demokratik hakkıdır. Parti başkanlarını belki aynı zeminde tartışırken görebilmek, birebir dinleme imkanı da bulabilmek. Bunu da yaratamadık. Bu konuda da Sayın Genel Başkan sessiz kalmayı tercih ediyor. Bir tepki alıyor mu? Hayır. Almadığını mı düşünüyorsunuz hiç? Almıyor. Geçmişte de, geçen seçimlerde de aynı yöntem uygulandı bu parti tarafından. Bir tepki aldı mı? Hayır. Bilinçli bir politika mıdır bu? Öyle tabii. Yani başka bir şey değil. Sessiz kalınınca bu artı bir puan mı kazandırıyor? Bunlar bir tarafa, ben farklıyım.
vatandaşın algısı bu yönde ve son derece yanlış bir algı. Peki ama siz... buna basın da yardımcı oluyor mu? Evet oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Basın nasıl yardımcı oluyor? Oluyor. Bu konu bir iki programda işlemlerin dışında basında yer buluyor mu? Fikir önderleri bunu ön plana doğru çıkarıyor mu? Hayır. O zaman vatandaşı niye suçlayalım ki? Bu halkı da yok saymak, siyasetçileri, rakipleri de yok saymak gibi mi okunmalı? Yani nasıl okunmalıyız peki bunu? Diye, peki. Şimdi parti politikalarına gelelim yine. Biraz bunları konuşalım. Az sonra da kısa bir araya geçeceğiz. Gelen izleyici sorularımız da var ama. Bu programda ortaya koyduklarınızdan bazıları, az önce de söyledim, bir samimiyetsizlik olarak değerlendirdi partinizle niçin alakalı. Niçin? Bunu neden diye biraz açmak isteyelim. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bazı partinin önemli isimleri de kabul etmediğini beyan etti. Şimdi burada sahiplenilmiyor mu bütün içinde? Yoksa hani birkaç kişi midir bu tartışmayı yaratmak isteyen seçim öncesinde? Hayır. Biz eşitlikten bahsediyoruz. Eşitlik yasası geçirilmesi gerekir diyoruz. Bunun altına fırsat eşitliğini bir alt yasağı olarak koyuyoruz ve eşitliklerin neler arasında olduğunu da dünya literatüründe var olan şekliyle ortaya koyuyoruz. Eğitimde eşitlik, eğitimde fırsat eşitliği hepimizin arzuladığı bir şey değil mi? Evet. Çözümde eşitlik hepimizin arzuladığı bir şey değil mi? Evet. Sağlıkta eşitlik hepimizin arzuladığı bir şey. Efendim işte sayın konuları. Cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya çalıştık ve üstelik cinsiyet kotası da koyduk. Ülkenin şu anda gittiğimiz yasada cinsiyet kotası var. Kadın kotası değil, dikkatinizi çekerim. Cinsiyet kotası. Bu ülkede hem cinslerin birlikte yaşadığı vaka mı? Evet. Peki yasal herhangi bir hakkı var mı eşlerden birinin? Hayır, yok. Bunu tartışabilmek, tartışabilmek. Bu memlekette olabilmeli mi? Biz diyoruz ki evet, tartışabilmeliyiz bunu. Hemen eşitlik dedik, fırsat eşitliği dedik. Dönüp olay cinsel eşitliğe ve hem cinslerin evlenmesine getirildi. Biz demiyoruz ki evlilik yasasında değişiklik yapalım ve hem cinsler evlenebilirsin. Ama bu gerçek varsa ve biz birlikte yaşamayı engelleyecek bir herhangi bir yasamız yoksa şu anda, o zaman bunu bir sivil birliktelik anlaşması gibi bir yasal statüye de kavuşturabilir miyiz? Bunu tartışalım. Özgürlük diyoruz, eşitlik diyoruz ama ondan sonra da bazılarını görmezden geleceğiz. Bu görmezden gelme alışkanlığımızdan vazgeçelimdir ortaya koyduğumuz liberal yaklaşım. Şimdi halkın içerisinde elbette buna karşı duruş sergileyen de olacak. Buna destek veren de olacak. Yani hem cinslerin birlikte yaşayabilme yasasına. Bunu tartışalım diyen de olacak bizim dediğimiz gibi. Her üçü de var. Ve elbette adaylarım halkın değişik kesimlerini temsil ettiğine göre adayların içerisinde de farklı yaklaşımlar elbette olacak. Kabul eden bu, kadar. Etmeyen de olacak. Yani çünkü vatandaşı temsil ediyorlar günün sonunda. Vatandaştır oradaki muhatapları. Dolayısıyla temsil ettikleri düşüncenin spesifik bir konuyla ilgili tutumunu ortaya koymak olması gerekendir zaten. Olması gerekendir. Ama bu şimdi, parti bütünlüğü ve parti disiplini dediğimiz ne, şeye de aykırı değil midir? Hiç peki? Değil, hiç de değil. Yani bir parti bütünlüğü, genel başkanın veya işte ortaya konulan programın, genel başkanın kaşının havaya kalkması, inmesiyle mi olacak? Parti elbette herkes... genel başkan mı belirliyor peki? Neyi? Bu vizyon parti meclisinden geçmiş bir vizyondur. Ama adaylar o parti meclisinde yoktu. Parti meclisinin içinde yok muydu karşı olanlar? Evet, vardı.
Siz spesifik bir tartışma özgürlüğünü ortaya getirip eşitlik yasası altında herkesin eşit olacağı bir düşünceyi ortaya koyup bunu tartışalım ve sadece cinsellik anlamında değil, bir sürü başka işte eğitim var, sağlık var, iş kurma var vesaire, bir sürü alanı var. Burada fırsat eşitliğini gündeme taşıyoruz ve diyoruz ki bir de fırsat eşitliği yasası olması lazım bu eşitlik yasasının altında. Hı. Ki herkes bilsin ne yapacağını, direkt olarak orada o programda buna izin vereceğiz diye bir öneri yoktur. Bir okursanız zaten göreceksiniz. Peki bunu tartışma ortamına, tartışalım dediğimiz noktada partinin bir üyesiyle diğer üyesi biri evet biri hayır diyemez mi? Bunun parti birlikleriyle ne alakası var? Yani hani farklı düşünülebilir iyice diyorsunuz. Elbette. Çünkü tartışmadır istediğimiz her şeyden önce. Bütünde sahip çıkma var mı peki? Nereye? Hani bu parti politikalarına, özellikle bu tartışma bütününde var tabii ki. Bütününde var tabii ki. Yani hepsinin istediği bizden, birçok arkadaşımızın parti içinden yetişen, parti dışından, bürokrasiden gelen. Başkan, bize kendi düşüncelerimizi özgürce söyleme fırsatını verecek misiniz? Seçilsek de seçilmesek de. Bu partide en fazla olan konulardan biridir bu. Çok daha herkes gelip beni eleştirebiliyor. Sizinle ilgili çok, benimle ilgili tek çok, adam şey hep evet, söylediklerinizdir, geçerli olan aksi söz konusu değildir. Evet, öyle bir algı pratikte yaratılmak istenir benden. Kimler tarafından? O istifa edip gidenler var ya, hani bir isteklerine hayır bu olmaz demişimdir. Çünkü partinin felsefesine uygun değildir. Giderken kimi suçlayacaklar? Bu Abalı'ya zaten kinde tutmaz, bir şey de yapmaz. Birçok şey öyledir, birçok konu öyledir. Yani tek tek çıkarıp saymak midemi bulandırır. Ama en kolayıdır. Vur Abalı'ya. Vur, yani benimle beraber çalışanlar biliyor. Evet doğrudur, karar verdiğim bir konuda yetişip bir noktada bir karar vermişsem o karardan geri dönmem. Ama yani liderlik dediğiniz de budur. Yoksa vatandaşın beklentilerine cevap verecek. Yani bazı partiler var, 74'ten beri vatandaş ya keşke şu şöyle olsaydı. Hepsi var. Nasıl yapacaksın? O yok. Bir şey değil ama. Hepsi var. Şimdi benim bir tavrım vardır. Evet. Çok dinlerim. Etrafımda konuşulanları çok dinlerim. Tartışırım. Eleştiriye inanılmaz derecede açığım. Hoşgörülüyüm, yani eleştirdi beni ya da bana karşı çıktı diye gidip keseyim edeyim yoktur böyle bir tavrım. O rahatlıkla zaten herkes konuşur partide. Ama neticede hepsi de bilir ki bizim bu başkan bir kararı verdiyse inat adamdır, dönmez geri. İnat meselesi değil. Doğru olduğuna inandığım bir şey varsa onu sonuna kadar götürürüm. Gün geldi 11 tane milletvekili dizildi karşıma. Şunu yaparsan hep beraber istifa edeceğiz dediler. Ben de buyurun kapı burada dedim. Bu noktaya da geldim zaman zaman. Bu tavrınızın zaman siyasi bedelleri de olmadı mı peki? İşte istifaları oldu mesela sonrasından. Sonradan gelenlerin. Ama tavrım doğru muydu? Evet, doğru bir tavırdı. O müessese için daha doğru bir tavırdı. İkame ettiğim şey ne kadar doğrudur, değildir. O ayrı bir tartışma konusu. Ama o gün için, o müessesenin devamı için doğru bir tavırdı. Konunun içeriğine girmek istemiyorum şimdi. Konumuz değil zaten. Gelen dolayısıyla sordu, yani o buyurun, yaratılmak hakkında yaratılmak istenen algı ile esas Serdar Denktaş arasında çok ciddi farklar var. Ama bir başarı da elde edildi bu algıyı yaratma konusunda değil mi? Yani böyle atledilen yok, bir de Serdar Denktaş var yok sonuçta. Bu yıllardan beridir tabii algıyı yaratmak isteyenler başardı, doğrudur. Yıllardan beridir çok üstümde oynanıyor. Ben de çok fazla cevap vermiyorum galiba ya da becermiyorum cevap vermeyi. Basındaki bütün arkadaşlarla aramız çok iyi olmasına rağmen orada da benim beceriksizliğim işte. Kendi kendimi anlatamam ama. Gelen sorularımız var. Bir izleyicimiz yayında sorun var, izleyemiyoruz demiş. Belki kapatıp açarsanız yeniden izleme şansınız olabilir diye
iletelim size. Yönetmenlerimize de paylaşmış olalım bunu. Bir izleyicimiz diyor ki seçime gidiyor olmamıza rağmen devletin asli görev olarak uygulamakla zorunlu olduğu yükümlülüklerini aksatmasının sebepleri nelerdir? Mesela neyi aksatmışım? Böyle hayır yani genel anlamda böyle bir soru soruluyor. Hayır ya neyi aksatmışım mesela onu söyleyecek. Bir, hani bir şey yok mesaj bu şekilde. Atıldı. Bir izleyicimiz diyor ki Güzellik Lefke yolu, Lefkoşa Çevre yolu, İskele Çayırova yolu ve Türkiye projeleri durdu. Neden diye soruyor. Evet şimdi durmadı. Uzun süredir durmuş durumda. Onu aşmaya çalışıyoruz. Bütün meselede 3-4 kişinin istimlak bedelini beğenmeyip çok yüksek rakam talebiyle karşımıza çıkmaları ve mahkemelerde bunu henüz aşamamamızdır. Yeni yapılan yatırımlar için bu sorunu aştık. Çünkü artık istimlak bedelini bir emanet hesabı yatırmak suretiyle şikayetçi olan mal sahibi istimlak edilen mal sahibi rakama itiraz edebilir ama iş durmayacak artık. Ama maalesef bu üç yolla söylediğim nedenle mahkeme emriyle işlem durdurulmuştur ve onu aşamıyoruz henüz. Bugüne kadar ortaya konulan icraatlar bakımından kendinizi nasıl yorumlarsınız demiş bir izleyicimiz. 1,5 yıllık süre içerisinde ortaya konulan icraatların geçmişten o günden bugüne bakarsanız ne kadar ileriye gittiğini herkes kabul etmeli. Emeklisi 7 yıl boyunca talep ettikleri haklarını geri alabilmiş miydi? Hayır, ödedik mi? Evet. Öğretmenler arasındaki farklılık, öğretmen hazırlık nedenleriyle ödenekleriyle ilgili giderildi mi? Evet, giderildi. 3 taksitte alınan hazırlık ödenekleri Eylül ayının maaşıyla birlikte ödendi mi? Ödendi. Maaş tartışması yapıyor muyuz? Artık hayır. 13. maaş tartışması yapıyor muyuz? Artık hayır. Çiftçi alacaklarını aldı mı? Evet. Kaldığı bir mazot alacağı geçen yıldan. O da bütçenin geçmemesiyle ilgiliydi. İlgili bakanlığında bütün diğer ufak tefek harcamalara yaptığı harcamaları yapmasaydı bugün ödeyebilirdik onu da. Ama maalesef başka yerlere harcandı o para. Hayvancı herkese. Efendim narenciyeci ödendi mi ödendi. İhracatçı aldı mı teşvik primlerini aldı. Peki yani kamu maliyesi artı verdi mi verdi. Denk bütçe oluştu mu? 2018 sonunda hedeflenen denk bütçe 2017'de oluştu mu? Oluştu. Daha ne sayayım? Doktorların ödenekleri düzeltildi mi? Evet düzeltildi. Bütün bu yapılan her şeyin hani çıkar hükümet der ki işte biz bunu yaptık her şeyin altındaki esas imza maliyedir. Kamu maliyesi bunu bütün bu yapılanları yaptık denilenleri mali olarak destekleyemeseydi, o gücü kendinde bulamasaydı, bunların hiçbiri yapılamazdı. Yapılamayan bir dönemden aldık, aynı bürokratlarla, aynı ekiple, değişmedim ekibimi. Ama bu kez başardık. Niye? Daha fazla para mı geldi Türkiye'den? Hayır. Kendi gelirlerimizi artırarak, kendi yolumuzu çizerek, kendi yöntemlerimizi ortaya koyarak. Ek ödenmeyen külfet getirdi mi bu yeni efendim? Yöntemler örneğin vatandaş üzerine yoksa? Hayır, ek külfet getirmeksizin. Ama alınmayan yerden alarak piyasaya para pompalayıp onun geri dönüşünü sağlayarak. Yani siz devlet müteahhitlerinin ödemesini çıkarmazsa tasarruf yapacak diye vergiyi nereden toplayacak? Piyasaya sürdük parayı gelirini aldık. Rahatladım piyasa evet. Bakkal, köşedeki bakkal marketlerden bahsetmiyorum. Veresiye genelde satan bakkal. Biz geldikten sonra geldiler kendileri teşekkür ettiler. Allah razı olsun senden rahatladık. Maaş ödenmeyecek diye kısıntı yapmaktaydı insanlar, fakir fukara. Şimdi ödeneceğini bilerek daha rahat alışveriş yapmaya başladılar diye gelip teşekkür eden bakkallar var. Küçük esnaftır bahsettiğim. Peki ha bunların içinde eksiklerimiz yok mu? Var elbet. İsviçre'nin için olmadınız. Elimde sihirli değnek yoktu. Bu kadarını yapabildim. Özür dilerim mi demem gerekiyor yani? Türkiye'den kaynağa ulaşma veya kaynağı kullanma açısından herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Zaman zaman sıkıntılar oldu tabii ki ama bunu bir kavga şeyine döndürmedik. Yani bir 15 Kasım 15 Temmuz geçirdik. Onun arkasından aksamalar oldu. Şimdi dönüp nedir be yaptığınız mı diyeceksin. Hayır.
Buradaki kendi imkanlarınızla çarkınızı döndürdünüz, biraz dişinizi sıktınız, biraz uf buf ettiniz ama neticede kredi olarak aldığınız rakam geldi. Yatırımlar için gelen para eksilmedi, geldi. Geç imzalanan mali protokoller nedeniyle para akışı yapılamadı 2016'da. Doğru bunlar. Ama teknik olayları daha fazla, siyasi bir sorun bu anlamda hiç yaşamadım. Hı hı. Birkaç sorumuz var, bunları paylaşıp reklama geçelim. Bir izleyicimiz demiş ki, hemen açalım. Çok sayıda puanım var, bunun karşılığını alamadım. Bedava arazi dağıtıyorlar ama biz puan karşılığı istiyoruz, ne yapmalıyız demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz diyor ki bu dönem hükümetin iyiye gittiğine dair ya da maliyenin iyiye gittiğine dair ortaya koyduklarınıza katılmakla birlikte bu payı hükümet ortağınıza veriyor olmanızı yadırgıyorum demiş bir izleyicimiz. Böyle bir de soru var veya görüş var. Dilerseniz bunlara yanıt verin. Ben de diğerlerini okuyayım size. Bu payı hükümet ortağımıza veriyorum. Herhalde bu başarı, yani sizin bir başarı olarak atlettiğinizi hükümet ortağınızla paylaşıyor olmanızı herhalde garipsiyor diye anladım ben. Yani ben paylaşmıyorum ama onlar bunların hepsine sahip çıkıyor. Ben de diyorum ki evet, bu başarıları ortaya koyduysak maliyenin bu anlamdaki başarısı harcama kabiliyeti, yöntemi aslında hükümetin genel başarısının Maliye Bakanlığı'ndan kaynaklandığını söylüyorum. Bir şey paylaşma değil. Ve elbette yani şimdi Maliye Bakanlığı her şeye rağmen bir başarı ortaya koyarken birçok konuda da çatıştığımız da oldu. Birçok konuda da desteklerini aldım elbette. Yani bu müşterek bir hükümetten bahsediyoruz. Ama burada onlar da kabul ediyor aslında ki maliyenin duruşu, maliyenin yaklaşımları ve bunu Türkiye'de kendi raporlarında, gözlem raporlarında belirtiyor. Maliyenin gayret ve tavrı diğer bakanlıklarca da örnek alınmalı diye söylüyor. İnsanların şey değil. Bu dönem bu kırsal kesim arazi dağıtımı çok tartışıldı. Bunu asli olarak üstlenen hükümet ortağınız. Zaten onların şeydir, herhangi bir dağıtımda tek bir Demokrat Partili bakan görmezsiniz. Çünkü bizden habersiz olarak yapıldı. Kararları biz geçirdik. Kararları biz geçirdik. Kırsal bölge arazisi ayrılsın diye. Neydi orada talebimiz? İçişleri Bakanı da bu anlamda 3-4 proje hazırlandı. Onu bir türlü gündeme getiremedik. Kırsal bölge arazisini belirleyelim. O bölgenin yapısına uygun konutları yaparak konut verelim. Çünkü araziyi veriyorsunuz, birazcık imkanı olan başlıyor, yapıyor. İmkanı olmayan, başlayamayan hava parasına satıyor onu. Ve esas hedefe ulaşmadan bir başka parası olan bir ve hakkı da olmayan belki bir başkası onu alabiliyor. Onun için konut yapalım ve verelim diye. Projeler hazırlandı İçişleri Bakanlığı'nda ama bir türlü gündeme getirip bunu yapamadık. Niye? Çünkü belge vermek bir yerde puan toplatıyor. Çok şeffaf yapılmadı deniliyor bu ya da kendi, nasıl yapıldı, nasıl yapılmadı, hani menfaat sağlama adına adım olarak da değerlendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki? Bakanlar Kurulu'ndan çıkılıp gidildi. Ertesi gün veya da bir sonraki gün gazetelerde okuduk ki kırsal bölge arazisi dağıtılmış. Söyledik de bu yanlıştır, yapmayın bu şekilde. Altyapısı yok, bir şeyi yok. Devam etti. Dolayısıyla biz kendimize oradan... Bu puan kazandırır mı siyaseten? Kazandırıyor belli ki. Peki devam edeceğiz. Az sonra gelen diğer soruları da paylaşırız size ama kısa bir ara verelim. Şimdi seçim reklamlarını da izleyeceğiz aynı zamanda. Kısa bir aranın sonrasında Sayın Serdar Denktaş'la birlikteyiz.
Sayın Serdar Denktaş'la sohbetin ikinci bölümündeyiz. Çok bir zaman kalmaz artık bize bu bölümde. Çok süratli şekilde gideceğiz. Pazar günü gerçekleşecek seçime odaklı olarak biraz konuşmaya çalışalım. Gelen soruları da paylaşırız size. Flu netlik kazanmayan bir durum var ortada. İddianız sizin üç büyük partinin mecliste yer alacağı noktasında. Tabii merak konusu hani bir baraj altı, baraj üzeri tartışmalarını geçersek tek başına iktidar yetkisini bir partiye veremeyecek gibi halk. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu yeniden bir koalisyonla yönetileceğimiz anlamına geliyor. Bugün bir gazetemizde vardı. 42 yılda 26 hükümet, 39'da bakanlar kurulu görev almış. Şimdi koalisyon hükümetleri bugüne kadar ne kadar başarıyla bir ortaklık kurabildi? Denemeler ne kadar başarıyla sonuçlandı? Zorlaştırmıyor mu bu sistemi? Bana sorarsanız koalisyon hükümetleri bizim ülkemiz açısından daha faydalı oldu. Tek parti hükümetlerinden, yani bir tek parti hükümet dönemi yaşadık. Unutmayın, Hürsen Küçük hükümeti. Daha mı iyiydi koalisyon hükümetlerinden? Yoksa daha zorlu bir dönem mi yaşadık? Bunu bir hatırlamakta fayda var. Koalisyon hükümetlerinde bir denge oluşuyor taraflar arasında ve bir şekilde vatandaş korunuyor aslında. Ama tek partide benden olan tamam, olmayan yoktur yaklaşımı daha fazla gündeme geliyor ve sıkıntı doğuyor orada. Bu açıdan sanırım mevcut sistem içerisinde koalisyonların öyle büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Bu sistem değişmeli mi? Gelecek dönem hakikaten çok ciddi bir ortamda, böyle toz duman içinde değil. Başkanlık sistemini bizim önümüze alıp basında, mecliste, üniversitelerde tartışmaya başlamamız lazım. Parlamentonun ciddi bir denetleyici güç olarak orada olması lazım. Çünkü şimdi parlamenter sistem deriz ama aslında başbakanlık sistemidir veya işte parti başkanları sistemidir uygulamada. Parti başkanı ne karar veriyorsa, ne doğrultuda oy kullansın diyorsa milletvekilleri de o doğrultuda oy kullanıyor. Bu parlamenter sistem değil. Yani daha farklı, daha denetleyebilen, yürütmeyi denetleyebilen bir sisteme geçiş gerekir. Şu anda yürütme yasamayı denetler, idare eder ve yönlendirir konumda. O nedenle diyorum başkanlık sistemini artık hakikaten önümüze alıp tartışmaya başlamamız lazım. Ama şimdi koalisyon hükümetlerinde de bir taraf bazen çekebiliyor, bazen hükümet yani programlarına da bağlılık olamıyor. Tabii ki mükemmel, ideal bir sistem mevcut. Sistem içerisinde ideal olan şudur diyebilmek mümkün değil. Tek partinin kusurları olduğu gibi koalisyonların da kusurları var. Tek partinin avantajları olduğu gibi koalisyonların da avantajı var. Ben sadece mevcut küçük ülkemizde vatandaşın birbirini tanıdığı, bu kadar yakinen tanıdığı bir ortamda bir koalisyon hükümetinin daha dengeleyici ve insanları daha az ezen bir model olduğunu söylüyorum. Zorlukları elbette vardır. Bu dönem tabii tartışmalar biraz da eğer koalisyon modelleri üzerine şekillenirken sizin için olmazsa olmaz dediğiniz bir durum ortaya çıkar. 28 yıllık siyasi tecrübe böyle bir olmazsa olmaz ortaya koymamayı öğretti bana. Onun için hayır, oturur herkesle konuşursunuz, tartışırsınız. Aklınızdakini en rahat uygulayabileceğiniz parti hangisiyse onunla bir uzlaşıya varır, hükümeti kurarsınız. Programa uyulduğu müddetçe, protokola uyulduğu müddetçe bir sorun çıkmaz. Protokol dışına taşıldığı anda başlar koalisyonlarda sorunlar. O zaman da o koalisyon bozulur, başka bir tane kurulur. Ama bizim tavrımız açıktır. Oturur konuşuruz, herkesle konuşuruz. Demokrat Parti'nin zaten bugüne kadarki özelliği o. Kimseye karşı bir duruş sergilemedik. Farklılıklar arasında uzlaşma sağlama yönünde her zaman ortada olduk. Köprü vazifesi gördük.
Bu yapımız nedeniyle de biz kendimizde gurur duyuyoruz, onu söyleyeyim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hareket etmek son derece önemliydi. Hiç halkımızı kamplara bölme girişiminde bulunmadık. Aksine kamplar arasında bir arabuluculuk yaptık. Bu dönem bazı parti başkanları dillendiriyor ama. Acemiliktir o. Yani, yani şu partiyle kurmayız, normal, koalisyona normal gitmeyiz noktasında doğru bulmuyorsunuz anladığım normal kadarıyla. Biraz tecrübe edindikten sonra onlar da böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını görecektir. Tecrübesizlik midir bunun sebebi? Öyle. Şimdi önemli bir eşikte olduğumuz konusunda herkes belki hemfikir. Nedir bu? Bir takım yapısal sorunlar var ve bunların artık değişmesi için halk bir irade ortaya koyacak deniliyor. Buna katılır mısınız siz? Gerçekten mi bu isteniyor diye bir soru işareti her zaman orada duruyor bizim aklımızda. Çünkü biz iktidarda olduğumuz dönemlerde değişim için adım attığımız anda karşımızda çok ciddi tepkiler de gördük. Şu televizyonların, radyoların, özel radyo televizyonların açılışında örneğin benim karşıma dikilen ilerici diye addedilen Cumhuriyetçi Türk Partisi oldu. Nedir yaptığın? İşte ortaksın bu televizyonlar, ortaksın diye iddialar attılar. Hiç alakası olmayan konular. Kimisi telefon açtı, gayri yasaldır bu yayın, sakın gitme diye Cumhurbaşkanlığı, kurucu Cumhurbaşkanlığı uyardı. Ama buna rağmen işte doğru olduğuna inandığım için inatla yürüdük ve bugün işte ne güzel herkes konuşabiliyor. Cep telefonları olayı, bir sürü konu var böyle. Kapıların açılması. Ya son güne kadar yarın açılacak kapılar dedim, hala da herkes hadi ya sen de. Yani onun için değişim gerçekten istiyor mu, istemiyor mu vatandaşımız? Burada biraz soru işaretlerim var. Değişim yapılmalı mı? Bazı kronik hastalıklarımızı gidermek için değişim yapılmalı mı? Evet, evet. Ama o değişimi yaparken bile eğer nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz yoksa, o değişimi gerçekleştirirken bazı şeylerin adım adım ilerlemesi gerektiği yönünde bir inancınız yoksa, tecrübeniz yoksa, devletin nasıl çalışmakta olduğunu bilmiyorsanız, bürokrasiyi nasıl yönlendireceğinizi bilmiyorsanız, kitapta okuduğunuzu yarın hayata geçirmek için uğraş vermeye kalkarsanız yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Ve üstelik o yapacağınız değişim de hayata geçmez. Yanlış yaptığınız için yok canım işte bak değiştirmek istedik bunu ama olmadı diye bir büyük bir tepkiyle de karşı karşıya kalırsınız. Onun için biz birçok konuda yeniliklere, ilklere imza atmış bir parti olarak nerede hata yaptık ve o istediğimizi tam olarak uygulayamadık, bunları çok iyi biliyoruz. Ve o hataları tekrarlamama konusunda da tecrübemiz artık bize diyor ki yolun doğru, hedefin doğru ama bu kestirme yoldan değil şu uzun yolu takip et diye bizi uyarıyor sürekli. Ve ne yapacağımızı biliyoruz açıkçası. Bir izleyicimiz demiş ki eğer bir koalisyon hükümetinde yer alacak olsanız sizin için olmazsa olmaz ne olur? Herhalde program açısından. Yani bir kere mali disiplinin bozulmaması en önemli olgudur bizim gündemimizde şu anda. Mali disiplini koruyarak sektörel kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşım beklerim karşı taraftan. Popülist yaklaşımlardan vazgeçilmesini kesin bir kural olarak koyacağız. Çünkü o popülist yaklaşımlardır, hele seçim dönemi yaklaştığı ortaya konulan popülist yaklaşımlardır, geleceğimizi de bizden çalan. Bunların olmaması herhalde önümüze koyacağımız, programda önümüze koyacağımız en önemli unsur olur. Çünkü 6 ay sonra bir başka seçim var, unutmayın. Yerel seçimler var. Şimdi biz zaten bütçesiz başlayacağımız bir döneme bir de yerel seçim popülizmi eklemeye kalkarsak hakikaten 2 yıl değil 3-4 yıl kaybedeceğiz gelecekten. Böyle bir lüksümüz yok. Zaten bunu tamamlayıp bir süre sonra da yönümüzü yine o tarafa çevirmeyecek miyiz yerel seçimi? İşte o nedenle söylüyorum. Yani baştan kiminle kuracaksak ister seçim nedeniyle olsun ister seçim dışı popülist yaklaşımları kabul etmeyeceğimizi
bu ülkede çok şikayetler yapılır. İşte sendikalar öyle, sendikalar böyle. Hiçbiriyle siyaseten uyuşmam, onu söyleyeyim. Yani büyük bir çoğunluğuyla değil, hiçbiri demeyin. Ama biz bu insanlarla oturup tartışmaya başladığımızda uzlaşarak da kalkmayı başarıyoruz. Neden? Neticede onlar da bu ülkenin insanı. Ama sırf popülist bir yaklaşımla her istediklerine evet dersek ve uzlaşırız, o zaman da bir yere varmayacağız. Bu tutumu yani bu ayrımı, ya da bu tutumu içselleştiren var mı peki şu anda siyaseten? Var tabii. Bizim yani hangi tutumu ama? Benim yani söylediğim her istenilene menfaat sağlamak için de evet diyebilecek, her şeyi bizim dışımızda kabul edebilecek. Bizim dışımızda hepsi. Bizim dışımızda hepsi. Yani son aylarda yaşananlara bir bakın mecliste. Farkı göreceksiniz zaten. Benim işime gelmez miydi siyaseten seçime gider ayak? Ayaküstü gündeme getirilen bir polis yasasına benim de onay vermem çok mu zordu? Direttiniz o konuda. Direttim çünkü yanlıştı. Bütün kamu düzenini bozacak bir şeydi. Hesaplanmamıştı, kitaplanmamıştı. Aktüeryal hesaplaması hiç yapılmamıştı. Bizi nereye götürür? Hiç düşünülmemişti. Ayaküstü, hoş görünme. Meclisin içinde tek kaldık. İki kişi. Şey de yok. İki kişi. Ama suçlu biz olduk. Yani. Yaptığımız neydi ama? Bu popülist yaklaşımın, bu seçimlere yönelik oy çalma girişiminin doğru olmadığını ortaya koyduk, izah ettik. Neticede geçmedi. Kaç tane parti var ki bunu yapan? Yapabilen, yapmak için cesareti olan kaç tane parti var? Yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Size bırakalım son sözü, son değerlendirmeyi. Eklemek istediklerinizle birlikte biz en azından pazara kadar son kez konuk etmiş olacağız, evet, sizi. Evet. Tabii daha konuşacağız pazara kadar başka başka programlarda tabii. Da başka başka bölgeleri dolaşırken de. Bizim pazar günü beklentimiz vatandaş 7 Ocak'ta sandığa gitsin. Şu 1,5 yılda nereden nereye geldik, neleri düzeltebildik, bütün bunları düşünsün. Güvenebilecekleri bir parti olduğunu Demokrat Parti'nin yeniden anımsasın. Her kapıyı çalana, kucak açan, hangi partilisin diye sorarak değil söze, derdini dinleyerek karşılayan, çözebiliriz o derdi, çözemeyiz ayrı bir şey ama oturup dinleyebilen bir partidir Demokrat Parti. Karşılıklı kavgalar arasında uzlaşmayı başarabilen bir partidir Demokrat Parti ve ihtiyaç duyulan bir partidir Demokrat Parti. O nedenle 7 Ocak günü gelsinler Demokrat Parti'nin meşalesinin altına mühürlerini vursunlar. Karma oyun hiçbir şey getirmeyeceğini, yani amcamın oğlu var, dayımın kızı var. Dayınızın kızı, amcanızın oğlu alacağı oy ile kazanırsa bile, meclise girebilse bile, o şekilde meclise girebilenin verebileceği çok bir şey yok. Bir düşüncenin mecliste var olması önemlidir. Bizi biliyorlar. Ne yapabileceğimizi, ne başarımız olduğunu, ne becerimiz olduğunu vatandaş biliyor. Cesaretimizi biliyor her şeyden önce. Dürüstçe bir şey olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak dediğimizi biliyor. Bu yönlerimizle bize verilecek mühür bir maceraya giderek bir dönem daha kaybetmenin önünü kesecek olandır. O nedenle biz vatandaşımızın mühürlerini talep ediyoruz Demokrat Parti'nin meşalesinin altına. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür zaman ediyorum. Ayırdığınız için, onca yoğunluk içinde son hafta çok daha yoğun, evet, şekilde ziyaretler yapacağınız ortada. Beşinde de Atatürk Spor Salonu'nda bir demokrasi, evet, şöleni de düzenleyeceksiniz. Tüm halkımızı da davet ediyoruz. Buyursunlar. 5 Ocak'ta saat 6'da başlayacak Atatürk Spor Salonu'nda. Halkımızı da oraya bekliyoruz. Hem söyleyeceklerimiz önemli, hem adaylarımızı orada bir kez daha canlı olarak görüp tanıyabilmeleri, hem de hep birlikte 7 Ocak'ı karşılamak için 5 Ocak günü saat 6'da vatandaşımızı da, halkımızı da, partililerimiz gibi
Atatürk'ün spor salonuna bekliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim size. Başarılar dileyelim. Diğer tüm adaylara da söyledik. Size de iletmiş olalım bunu. Sonuçları biz de hep birlikte görmüş olacağız. Kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Kapattık bugün de yayını. Yarın yeniden 7.30'da görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.